Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde bir karaktere birden fazla script atayabilir miyiz? Onu açıklayacağım. Bu karaktere deneme isimli bir script atamıştık. Ardından add component diyerek yeni bir tane script oluşturacağım. Şu yazdığımı siliyorum. Burada arkadaşlar en aşağıdaki şeye tıklayabilirsiniz. Scriptinizin ismini burada istiyor. Biz buraya deneme 2 yazalım. Şu şekilde isminin bir önemi yok. Enter'a basıyorum. Fakat Enter'a bastığınızda bakın burada açmıyor. Daha önce açılan script açıyor. Buna çok dikkat edin. Yanlış şeyi değiştirmeyin. Visual Studio'da bug olabiliyor. Sağ tıklayarak edit deyin. Bakın şimdi açtı. Şimdi bu karakterde iki tane script var arkadaşlar görüldüğü gibi. Şu şekilde. Burada Void Start ve Void Update isimli şeyler var. Ben burada denemede bir tane değişken tanımlamak istiyorum. Public değişken tanımlayalım. Statik olsun. Ardından int olsun, ismi sayı olsun ve 5 olsun. Bu şekilde. Bakın burada oluşturduğum, denemede oluşturduğum değişkeni burada çağırabilir miyim? Hemen start'ın içerisine ya da neyse start'ın içerisine yazalım. Diğer sınıfımın ismini yazalım. Denemeydi ismi. Nokta koyuyorum. Bakın nokta koyduğum an oradaki sayı değişkenini burada kullanabiliyorum arkadaşlar. Hatta burada sayı değişken değeri 5'ti ya. Bunu burada sadece ekrana yazdırmak için kullanalım. Şöyle debug nokta error log error kullanmayalım log kullanalım Şunu yazalım ctls e basalım bakın değişkeni burada oluşturduk statik yaptık burada kullanabilecek miyiz hemen aşağı iniyorum oyunumu çalıştırıyorum konsola bakacağız eğer konsol ekranında bakın 5 yazısını gördük. Dolayısıyla bir scriptteki değişkenlere başka bir scriptten erişmek istiyorsak tabi nesne yönelimli falan kısım var ama burada statik kullanarak bu şekilde bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Burada statiği silelim. Mesela şöyle yapalım. Sınıfımızın ismini yazalım. Deneme. Ardından deneme diyelim. Ardından new diyelim. Burada tekrardan denemeyi yazalım. Sonra deneme nokta diyelim. Sayı diyelim. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sek almış Burada şimdi bunu tabi konsol içerisine yazdığında bir değeri atamadığımız için hata veriyor. Debug nokta log diyelim. Veya siz bir değişken oluşturarak burada onu atabilirsiniz. Evet debug nokta log dedik. Şu şekilde deneme nokta sayı noktalı de silelim. GTLS yapalım. Bu şekilde de kullanımını görelim. Konsolu temizleyelim. Evet neden hata veriyor? Şöyle bir saniye. Kaydetmedik mi? Evet kaydetmemişiz arkadaşlar. Şu yukarıda yıldız varsa kaydetmediğiniz anlamına geliyor. Bir clearlayalım. Tekrardan çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi 5'i bu şekilde yazdık. Yani bu şekilde başka bir klastan öbür klasa erişebiliyoruz. Önemli bir konuydu. Bilinmesi gereken bir konuydu. Hoşçakalın.